Muğla 2. İdare Mahkemesi, Akdeniz fokları ve Posidonya çayırları gibi koruma altındaki türlere ev sahipliği yapan Bodrum Tilkicik Burnu'ndaki kıyı dolgu projesi için verilen çet gerekli değildir kararını iptal etti. Böylelikle betona dönen Tilkicik Burnu kısmen de olsa kurtuldu. Bodrum Tilkicik Burnu'nda Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları AŞ tarafından yapılması planlanan kıyı düzenleme, dolgu ve iskele projesi için Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2016'da çet gerekli değildir kararı verilmişti. Bodrum sakinleri ise kıyı düzenleme, dolgu ve iskele projesinin yanı sıra Tilkicik Burnu'nda yapımı devam eden 75 adet villa ve 50 odalı butik otel kapsamında marina yapılmak istendiğini belirterek çet gerekli değildir kararına itiraz etti. 158 vatandaş kararın iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davalı taraf Muğla Valiliği mahkemeye verdiği savunmada söz konusu proje için 25 Kasım 2014'te resmi gazetede yayınlanan çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği kapsamında çet gerekli değildir kararının belirdiğini belirterek projenin ülke turizmine katkıda bulunacağı ve tesisin yaratacağı istihdam nedeniyle davanın reddedilmesini istedi. Davaya müdahil olan Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları AŞ ise mahkemeye verdiği savunmada çet gerekli değildir kararının marina projesi için değil kıyı düzenleme, dolgu ve iskele projesi için verildiğini belirterek marina projesi için çet süreci başlattıklarını söyledi. Başvuruyu değerlendiren mahkeme 20 Aralık 2016'da aldığı ara kararla bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. İnceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Kıyı düzenlemesi, dolgu ve iskele projesi ile epik isnant marina projesinin entegre ve birbirini tamamlayan projeler olduğu belirtilen bilirkişi raporunda iki projenin ayrı ayrı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca kıyı düzenlemesi ile ilgili özellikle sadece villa sakinlerinin kullanımı, denize girme, güneşlenme ve benzeri amaçlar için milyon 1.170.097 metrekare büyüklüğündeki alanın kıyı düzenlemesi ve iskele alanı olarak düzenlenmesinde kamu yararı olup olmadığının değerlendirmeye muhtaç olduğu ifadesi kullanıldı. Tilkicik burnunun önemli doğa alanı içerisinde yer aldığı belirtilen raporda, Bundan sonra yapılması planlanan liman ve iskele inşaatlarının ayrıntılı bir çet sürecinden geçmesi gerektiği bu gerekçelerle dava konusu çet gerekli değildir kararının kamu yararına, mevzuata ve şeffaflık ilkelerine uygun olmadığı yönünde görüş belirtildi. Bir kişi raporu dikkate alan Muğla 2. İdare Mahkemesi, kıyı düzenleme, dolgu ve iskele projesi için verilen çet gerekli değildir kararını iptal etti.